Merhaba arkadaşlar, hepinize bugünkü İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim. İstanbul'da güzel bir program var. İkinci altılı yorumlayacağım arkadaşlar. Dün çalıştığım için sabaha kaldım. Tüm koşulları inceleme şansım olmadı. İkinci altılı yorumlayacağım sizler için. Şimdi ikinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Akşam saat 7'de başlıyor, bilginiz olsun. Muhtemelen pis, bugün çamur olacak. Nemli olacak, ağır olacak yani. Eğer olur da pist değişikliği olursa arkadaşlar, ben size videonun altına yazacağım akşama doğru, bilginiz olsun. Ama ben şu anda ağır çime göre yorum yapacağım. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda son yarışlarını çok beğendim. 8 numaralı Maykon ve 9 numaralı Yaman Bey'in bu yarışın en şanslı atları olarak düşünüyorum. Kilo avantajları var. Her ikisinin de ıslak çimde yarışları var. Özellikle Maykon iyi görünüyor. Bir aksilik olmasa çok iyi koşacaktır. İlk rakibi de 9 numara Yaman Bey'dir. Bunlardan sonra yine ıslak pistte iyi koşan 2 numara Romolo, 1 numara Lualua, 5 numaralı Uğur Bubam, 6 numaralı Semerkant ve 10 numaralı Rekordium. Bu da ıslak sahayı seven, boş kilosuyla iyi bir sonuç alabilir. Dediğim gibi 8-9 önde, daha sonra 2-5-6-1 ve 10 arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde son yarışında, daha doğrusu geçen 10 gün önce bir yarış gören, paddock'taki görüntüsü çok çok hoşuma giden 1 numaralı Cibuan'ın çok iyi koşmasını bekliyorum. Gerçekten o gün paddock'ta harika görünüyordu. O gün yarış gördü. Bence bugün çok etkili olacaktır. İlk rakibi 7 numaralı Comanchero. Sentetikte iyi koşuyor. Artık fazla startta kalmıyor. Dış start istemişler. Fazla startta kalmazsa iyi koşacaktır. 9 numara Secret Eagle. Geçen Mustafa Çiçek'te bir yarış gördü. Çok fazla sıkıştırılmadı. Mustafa Çiçek tekrar biniyor. Kaliteli bir attır. Potansiyeli olan bir attır. Bence etkili olacaktır. Ve son at olarak da 4 numara Filandoz diyorum. Bu atın da son yarışı Comanchero ile beraber koştuğu son 100'lere kadar, 200'lere kadar gayet iyiydi. Bugün etkili olabilir diye düşünüyorum. 1, 7, 9, 4 arkadaşlar, buradaki size sıralamam. Belki bir iki at daha yazılabilir ama kuponu büyütmeme adına yazmayacağız arkadaşlar. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde yarış biraz hızlanırsa, yani Öncü Pınar'ın kaçacağını biliyoruz. Roman Onur ve Hilal Eda biraz ona baskı yaparlarsa, yarış biraz hızlanırsa 7 numaralı Esti geçti. Sonlarda çok sıkı gelip bu yarışı kazanacaktır diye tahmin ediyorum ve sizlere Bango olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusundaki Tay yarışında Taylar birbirine çok yakın performansta, hazırlık hazırlıklarında çok yakın performanslar göstermişler. İlk bandı hepsini birbirine yakın gördüm. Ben buraya 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 numaralı atları ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 numaralı atları ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Güzel orijinler var. Mesela 2 numara Farmer Girl'ün annesi Ebrar çok kaliteli bir attı. Yarışlarını da izliyordum. Uçanoğlu'yla bir eşleştirme yapmışlar. Çok iyi koşabilir. Yine Sam Abrasiv yavrusu Malala, daha doğrusu annesinin babası Sam Abrasiv, Chavi yavrusu Montego'nun kardeşi. Bu hatta çok iyi bir yarış yapabilir. Çok iyi orijinler var. 1, 2, 3, 5, 6, 8 yazarsak yeterli olur diye düşünüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde kilo kilo olsalardı Sinoplu Merve bu atları geçer diye tek verebilirdim ama biraz kilosu ağır, 60 kilo. Yine de iyi koşacaktır. İlk atım 4 numara Tek Kurşun, eğer ıslak çimi yaparsa iyi koşar. 8 numaralı Hanamichi, bu yarış çok hızlı gideceğini düşünüyorum. Çünkü Güven Ağa, Ergüçlü, Arda Bey gibi atlar var. Cömertoğlu da hatta öne gidiyor. Bu atların olduğu bu yarışta sonlarda 8 numara Hanamichi de sıkı gelecektir diye düşünüyorum. Ve bir numara Sinoplu Merve de kaliteli bir attır. Ağır kiloyu kaldırabilir. Islak çimi de seviyor. 4-8-1 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum burayı arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde açıkçası güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. 312 bin lira gibi güzel bir ikramiyeye koşuyor atlar. Ben ilk atın 5 numaralı Ferit Baba. Bu attı çok beğeniyorum. Son yarışında da bize kazandırmıştı. O gün 6'da yakalanmıştık. Sapadere o gün yarıştan çıkmıştı. Ben Ferit Baba'nın yine çok iyi koşacağını düşünüyorum Ferit yardımcıyla. İlk atımdır. 12 numaralı Sapadere. Sentetik yarışları fena değil. Yani bu hatta iyi koşabilir. Son yarışında herhalde antrenörünün ceza almasından dolayı yarıştan çıkarıldı. Böyle bir problem oldu diye düşünüyorum. 11 numaralı Pıtır. Değişik bir at. Ne zaman ne yapacağı belli değil. İnci Dil'in
İnci Dili biliyorum, iyi bir kısraktı. Ters bir yarış yapabilir hışmançitikle. Dediğim gibi zaman zaman değişik yarışlar yapabilir. Sentetiğe yanılmıyorsam ilk kez çıkıyor. Ama ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. 5, 12, 11 ilk 3 atım. 1 numaralı Aşık Artay. Son Kocaeli yarışında banko verdim. YouTube'da yayınladım mı yayınlamadım hatırlamıyorum ama benim gruba banko verdim. Son virajda çok rahat geliyordu. Gökhan içeri girdi. İçeri girdi. Kaizbert yavrusunu dışarıda bıraktı. Ve dolayısıyla o at tekrar hırslandı. Yanlış hatırlamıyorsam o attı kimdi? Hemen bakayım. Bizi yatırdı yani o gün. Evet, Safari. Safari'nin içine girince Kaizbert yavrusu da tekrar tazeledi ve Aşk Artay kazanabileceği bir yarıştan mağlup ayrıldı. Bence orada Gökhan Gökçe'ye cezayı kestiler. Müslüm Çelik de bu iki run atlarını çok bilen bir jockey. Müslüm Çelik'i bindirmişler. Ben iyi bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ekürüsü de var ama Aşk Artay daha şanslı görünüyor. 7 numaralı Kayasel sürekli grup yarışlarda koşuyor. İstenilen performansları gösteremiyor ama bugün Sentrik'te iyi koşabilir yazalım ve 16 numaralı Yüksel abide de çok çok olumlu değişiklikler var. Ters bir yarış yapabilir, yarışın önemli bir sürprizini gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. 5, 12, 11, 7 ve 16 arkadaşlar. Buradaki size sıralamam. Hepinize bol şanslar diliyorum. YouTube'da abone değilseniz abone olun lütfen. Abone sayılarımız sizlerin abone olmasıyla biraz arttı. Teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.